Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysu. Biraz sesim yankılanıyor galiba, şu an fark ediyorum ama umarım sesim düzgün bir şekilde çıkıyordur. Şimdi cilt bakımımı yapıyordum. Tam aklıma sonradan daha geçenlerde aldığım bir maske geldi. Hemen bunu yapmak istedim. Saçlarım biraz yağlı. O yüzden bu maskeyi yapmana tam zaman diye düşünüyorum. Sephora'dan şöyle bir maske almıştım. Çok denemeyi çok istediğim bir maske türü aslında bunlar. Çünkü böyle kafanıza geçirip uyuduğunuz maskeleri çok merak ediyordum uzun zamandır. Sephora'da da böyle maskeler görünce direkt almak istedim. Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 tane çeşidi vardı. Ama bana en uygun olanı buydu. Çünkü bir boyalı saçlar için, işte onarım için, kırıklar için bilmem ne falan. Onlar pek bana göre değildi. Benim saçlarıma göre değildi. Benim saçlarımda şu an hiçbir boya yok gördüğünüz gibi. En son zaten kanalda da paylaştığım gibi Casting Cream Gloss'la boyamıştım. O da bayağı zaten aktı gitti zaten. İstanbul'a gelince direkt yine saçlarımı kısa kestirdim. Çünkü bunun bana yakıştığını düşünüyorum. Neyse çok uzatmayayım. Direkt bunu yapmak istiyorum. Arkasında Türkçe'ye dair hiçbir şey yok. Hiçbir açıklama yok. İngilizcem de tam iyi değil aslında ama tabii ki de şurada 1-2-3 adım diye birkaç cümle bir şey yazmışlar. O yüzden buradan anlayabildiğim kadarıyla şurada ikinci olan kısımda sanırım bu böyle kafamıza geçireceğimiz şapka gibi bir şey. Neyse siz anladınız bence. Buradaki kremi tüm böyle saçımıza böyle masaj yapacağız. Sonra da bunu geçireceğiz kafamıza ve uyuyacağız. Yarın sabah kalktığımda banyo yapacağım. Banyodan sonra da sizlere ne düşündüğümü, bu maske hakkındaki görüşlerimi falan söyleyeceğim. Ben zaten Hindistan cevizi aldım ama Hindistan cevizinin etkilerini zaten biliyorum. Birkaç kere uyguladım ben. Saf Hindistan cevizini de uyguladım. O zaman da çok büyük etkisini gördüm. Ama tabii böyle kafama geçirebileceğim hiçbir şey olmadığı için ben onu böyle sadece hani gün içerisinde 1 saat, 2 saat falan bekletiyordum. Şimdi bakalım nasıl bir etkisi olacak? Saçlarım ne olacak? Etkisini hiç bilmiyorum. O yüzden çok merak ettiğim için bunu hemen açıyorum. Bayağı güzel kokuyor bu arada. İçerisinde çok fazla krem var bence. Benim kısa saçlarım için hatta bence çok bile diyebiliriz. Ben bunu yine ziyan etmem büyük ihtimal. Kardeşlerime, anneme, birine hediye ederim. Çünkü bence bu kadarı bile benim saçıma yeterli olacak. Eğer saçınız uzunsa falan hiç endişe etmeyin yani. Baya böyle saçlarınıza yetecek bir şekilde koymuşlar içerisine. Şöyle diplerden başlıyorum. Şöyle. Saçlarım iyice kötüleşmeye başladı videoda. Neden küpelerim var diye soracak olursanız çok saçma bir şekilde küpelerimi bugün aldım. Çok beğendim. Ben de dedim ki neden takmayayım? Bugün taktım. Sabahtan beri takıyorum ve kıyafetimle hiç uyumlu olmayan, daha doğrusu kıyafetim değil bu benim pijamam. Evde böyle küpeli bir şekilde geziyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum sanırım anladığım kadarıyla. Şöyle uçlarına falan da iyice yedireyim ki etkisini bayağı merak ediyorum yalnız. Çünkü yani saçımda pek fazla bir işlem yok benim. Bir onarım falan da olmadığı için saçlarımdaki yumuşaklığı, ne bileyim canlılığı, parlaklığı falan efsane merak ediyorum. Oradaki görevliye sorduğum zaman da zaten saç tipimi söyledim. Bana bunun en uygun olduğunu söylemişti. O yüzden bunu aldım zaten. Ama hani siz orada hani kendi saç tipinize göre en hani size uygun olanını gidip alabilirsiniz tabii ki. Diplerine falan hatta biraz yetmedi ya. Saçım kısa olmasına rağmen baya fazla mı sürüyorum acaba ben? Bilmiyorum. Diplerine falan biraz yetmedi gibi geldi. Şöyle. Eğer benden bir tık daha uzunsa mesela şöyle falansa saçlarınız bence bu paket size tam olur. Ama daha uzunsa bence 2 paket falan almanızda fayda var. Fiyatını da söyleyeyim hemen. 24 lira, 24,99. 25 lira verdim bunu. Çok merak ettiğim için verdim açıkçası. Yoksa hani eğer normal Hindistan cevizinin verdiği etkiyi verecekse bence kesinlikle diğer o Hindistan cevizi, kavanozda satılan Hindistan cevizlerini almanızda fayda var. Onlar daha uygun oluyor hem. Yani onlar 50 lira falan oluyor. Onları böyle ben hani ayda bir kere falan uyguluyorum. Bir yılda falan anca bitiyor. O yüzden onları almak da mantıklı. Eğer çok istiyorsanız böyle saçınıza bakım yapmayı falan. Hani onları önerebilirim size.
Saçlarım böyle ıslakken böyle efekti biraz beğendim. Yeterince uyguladığımı düşünüyorum ben. İçerisinde bir saça yetecek kadar daha kalmadı bence ama hani ben bunu bir sonraki banyo yapışımda saçlarımın uçlarına şöyle boylarına sürerim büyük ihtimal. Ve ben bunu bitiririm. Çünkü kardeşime veya anneme falan versem bunu tüm saçlarına yeteceğini düşünmüyorum. Gerçi belki anneme yetebilir ama hani tam saça, tüm saça yetecek kadar, iki kullanımlık kadar yok içerisinde. Hani onu da bilin istedim. Benim saçlarıma baya baya fazla fazla yedirdim çünkü ben. Şimdi bu ikinci olan kısmı açıyorum. Ve sanırım burada bonemiz olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum ki. Evet, sadece bir bonemiz var. Şöyle bir bone çıkıyor içerisinden. Evet, çok güzel yapmışlar gerçekten. Burası lastikli olması bence çok iyi. Çünkü benim kafam çok küçük. Normal insanların kafasından böyle baya baya küçük. Şimdi bakalım bunu nasıl yerleştireceğiz. Saçlarımı toplayayım olmazsa ben. Şöyle toplayayım. Çünkü dağınık bir şekilde koyarsam olmayacak. Evet, şöyle at kuyruğu yaptım saçlarıma. Bunu da kafama şöyle geçiriyorum. En kötü oldu. Şeyi merak ediyorum ama hani bu saç bonesi acaba İyi kalacak mı gerçekten saçım? Hani böyle ben biraz da hareketliyim yatarken, uyurken falan. Hani hareket edeceğim falan, böyle çıkacak mı çıkmayacak mı? Onu size yarın bir bilgisini vereceğim kesinlikle. Şimdi böyle ben gidiyorum uyumaya. Bakalım yarın neler olacak. Evet, şimdi banyodan çıktım. Banyodan çıktıktan sonra genelde ben tarama işlemi yapıyorum ve tararken de önce şunu sürüyorum. L'Oreal Elsevier Mucizevi Yağını. Bunu biraz saçımda bekletiyorum. Sonra tarıyorum. Bu sefer bunu uygulamayacağım. Çünkü maskenin ne işe yaradığını, tam olarak saçıma ne yaptığını merak ediyorum. Bunsuz neler olacak bakalım. Şimdi bir tarayalım saçlarımızı. Baya kolay taranıyor yani. Baya baya kolay taranıyor. Şöyle. Ben kısaca şöyle hemen üstünden geçeyim. Sonra kurutayım. Sizlerle tüm düşüncelerimi paylaşacağım. Saçlarımı kuruttum, taradım. Normalde benim saçlarım bu şekilde zaten. Düzlüğüne yani hani hiçbir etkisi olmadı veya ekstra bir düzlük falan da olmadı. Zaten saçlarımı bu şekilde kullanıyorum. Saçımı kuruttuğum zaman da böyle oluyor. Şunu söyleyeyim ilk olarak. Gece bunu takmıştık. Hani bu kafamıza taktığımız şapka mı diyelim, bir şey diyelim. Bunu taktığım zaman sabah yoktu aslında kafamda açıkçası. Yani yere düşmüştü ve ben çok hareket ediyorum yatakta. Belki onlar da kaynaklanıyor olabilir. Hani siz hareket etmeden mumya gibi yatıyorsanız bu hiç kafanızdan çıkmayacaktır bence. Ama ben çok hareket ediyorum. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum falan. Kafamda bu yoktu uyandığım zaman. Onu da söyleyeyim bugün. Onu saklayacağım bu arada. Hani daha sonraki saç maskelerinde falan kullanırım kesinlikle ama gece yapacağım bir maske olmaz sanırım bundan sonrasında. Böyle bir iki saatlik bekletmeler olur. Şimdilik şuna bahsedeyim. Saçlarımda güzel bir parlaklık var ama hani bunu uyguladığım zaman da bu güzel parlaklığa şey yapıyordum, ulaşıyordum yani. Çok böyle hani ekstra ekstra bir parlaklık yok şu an saçımda. Maskenin ekstra böyle bir Hindistan cevizi etkisini tam olarak göremedim açıkçası. Çünkü neden diye soracak olursanız daha demin bahsettim aslında. L'Oreal Elsevier'in değerli yağlar ve Hindistan cevizi içeren saç maskesini alıyorsunuz. Zaten koca bir kavanozu şu şekilde. Ben onu 12-13 liraya almıştım indirimden ama fark ettim ki fiyatı çok artmış, iki katına çıkmış, 25 lira falan olmuş o. Yani ama yine de uygun çünkü bu tek kullanımlık bir maske diye geçiyor ve 25 lira. O kavanozu alırsınız 25 liraya ve her ay veya ne zaman ne sıklıkla isterseniz, ben mesela her ay uygulamayı tercih ediyorum. Eskiden böyle 2 haftada bir falan uyguluyordum ama sonra dedim ki hani saçımın ihtiyacı bu kadar yok. Hani ayda bir uygulasam yeterli oluyor. Dediğim gibi hani onu ayda bir uygularsanız yine aynı sonucu alacağınız. Bu maskenin etkisi aslında o L'Oreal Elsevier saç maskesinden bir tık daha altta kalıyordu. Ben ikisi arasında kalsam kesinlikle onu seçerim veya saf olan Hindistan cevizini de seçebilirsiniz. Onu da göstereyim hemen. Buldum. Şu şekilde. Bu da mesela bendeki marka hangisi? Markanın ismi Organik sanırım. Organik diye bir marka galiba. Şöyle Hindistan cevizi yağı diye böyle kavanozlar satılıyor. Bendeki küçük boy olanı bunu Gratis'te, Watson's'da her yerde gördüm. Tüm drugstore marketlerde, Rossmann'da, Migros'ta bile vardı. Şöyle büyük bir kavanoz hali. Mesela bu bendeki 150 ml, bence çok iyi. Benim saçlarım için yine bu bana çok yeterli olur. Bu kavanoz boyu ama hani eğer sizin saçlarınız çok daha uzunsa daha büyüğünü alabilirsiniz. Mesela Watson's'da bana
bazen şey oluyor. 2 al 1 öde oluyor mesela. Çok iyi bence. Hani 2 tane alıyorsunuz. Böyle bunun büyük kavanozuna 50 lira ödüyorsunuz. Bence fiyatı çok uyguna denk geliyor ve 2 yıl kullanırsınız en az. Onu söyleyeyim. Ama bu maskeden, bu Sephora'nın maskesinden böyle ekstra ekstra bir parlaklık, bir yumuşaklık, işte ondan sonra hani bir efsanevi bir şey falan görmedim. Hani çok mükemmel demeyeceğim. Memnun kaldım ama bir daha gidip almam kesinlikle. Çünkü 25 lira, dediğim gibi hani diğer uygun fiyatlı olanları gider alırım. Hem daha çok kullanabileceğim, hem de bu şekilde gece boyu bekletmeme de gerek kalmayacak. Çünkü hani gece boyu bekletmeye de bir faydası olmadığını düşünüyorum. Hani bir iki saat bekletsem de bence aynı faydayı diğer maskelerden alırdım kesinlikle. Hatta kat kat fazlasını alırdım. Benim maske hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Benden başka istediğiniz içerikler varsa, video fikirleri varsa aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.